Herkese merhaba. Ben Tolga Özbek. Yavaş yavaş 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı yaklaşırken bu konuda iki kitabı çıkmış. Levent Başar'a çok önemli bir olay ve tartışılacak konu ortaya attı. Bu da malum Türk Hava Kuvvetleri'nin tek uçakla gösteri yapan Solo Türk ekibi var. Solo Türk'e özel bir boyama yapalım. Örneğin Kıbrıs'ta görev yapmış F-100'lerimizin boyandığı renk gibi bir kamuflaja boyatalım ve dünyada bu konu ses getirsin dedi. Ve şimdi Levent Başar'a birlikte bu konuyu tartışalım. Levent selam, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Tolga'cığım. Valla hepimizin aklına gelen ama konuyu sen dillendirdin diyelim ve dün bir F-16 uçağının aynı F-100'lerimizin boyanması gibi, sağ olsun o yapan tasarlayan arkadaş da hoş bir çalışma yapmış. F-16'yı bizim o F-100'ün kullandığı kamuflaj renklerini, 3 renk kamuflaja boyamış. Keşke Solo Türk'ü boyasalar da şöyle 50. yılda Solo Türk Kıbrıs semalarında, Kıbrıs'ta uçuş gerçekleştirebilse, o 50 yıl önce yapılan o büyük harekatın anısını ansak gökyüzünde diye böyle çok güzel bir fikir attın. Çok çok teşekkürler öncelikle. Bu fikir aklına nereden geldi? Biraz onu dinlemek isterim ben. İşte klasik sosyal medyada gezinirken İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter Typhoon uçağı var biliyorsun, özel boyamalı. Bizim aynı Solo Türk gibi solo gösteri yapıyor. Onlar bu sene D-Day'in yani Normandiya çıkarmasının 80. yıl dönümü için o uçağı boyamışlar. Oradaki görev yapan bir Spitfire'ın renklerine aynı kod işaretleri, siyah beyaz tanıtma işaretleriyle beraber boyamışlar. Onu görünce ya dedim, bizim Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Şurada kaldı 2 ay neredeyse. Bir şey yapıldığını ben duymadım, bir hazırlık yapıldığını buna dair. Bir tek Deniz Kuvvetleri 50 parça gemiyle Girne açıklarında bir geçiş yapacakmış. Ama onun dışında ne kara kuvvetlerinden ne hava kuvvetlerinden bu 50. yılla ilgili bir şey de duymayınca aklıma şey geldi. Yani biz neden Solo Türk? Hatta şimdi İngiltere'ye gidiyor Riyad'a. Niye dedim Solo Türk'ü bu 50. yıl için özel biz de boyamıyoruz? Aynı Eurofighter mantığıyla. Hemen maketçi arkadaşım Doruk'a söyledim. O Photoshop'ta hemen bir uçağa giydirdi. Güzel SA kamuflajı dediğimiz bizim 3 renk Vietnam kamuflajımız F-100'lerdeki gibi. Böyle fikri oluşturduk. Sosyal medyadan yaydık. Yani bu bir aslında kampanya. Olur olmaz bunu birazdan tartışırız seninle. Ama buradaki amaç biraz 50. yıl dönümüyle ilgili yetkilileri, kurumları azıcık şey yapmak, motive etmek. Çünkü biz bu Kıbrıs Barış Harekatı'nı başarıyla yaptık. Yani D-Day neyse biz de, bizim için Kıbrıs Barış Harekatı her üç kuvvetin o imkansızlıklarda soydaşlarımızı kurtarmak için gerçekleştirdiği ve başarıyla bitirdiği, tamamladığı bir harekat. Bizim utanılacak bir şeyimiz yok. Bununla övünç duymamız gereken, gurur duymamız gereken bir harekat. Ve 50. yıl dönümünde şu anda 2 ay kalmış. Dediğim gibi Deniz Kuvvetleri dışında ben böyle bir şey hazırlandığını duymadım. Böyle birkaç anıta çelenk koymayla geçiştirilmesini istiyoruz. Ben bir Türk vatandaşı olarak gurur duyduğum bir harekat. Bununla ilgili Serhat Güvenç'le biliyorsun kitap yazdık 2 tane. Şimdi 3'ünün üstünde. Kitaba da geleceğiz. 3'üncü de herhalde muhtemel o 50. yıla yetiştireceksin. O kitabı da ayrıca bir daha konuşmak istiyorum seninle. Yani sonuçta senin ortaya attığın, ben de haberleştirdim bugün sitemde, konu aslında havacılık kültürünün biraz bu işe yansıyarak ilginin çekilmesi. Tabii evet. Günümüz teknikleri içerisinde işte özel film baskılar alınabiliyor, hızlı bir şekilde uçağa çok kısa sürede giydirilebiliyor bunlar. Hani eski oranla bunları yapabilmek çok daha kolay. Bir de tabii önemli olan işin PR kısmı. Yani dünyaya böyle bir boyamanın getireceği ses, çok ciddi bir tartışma çıkacağından ve çok konuşulacağından ben de eminim. Umarım biz bu fikri ortaya atmış olalım. Ama sadece tabii olay bir Solo Türk'ün F-16'sını boyamak değil. Sence başka neler yapılabilir? Örneğin çok önemli bir hava indirme operasyonu yapıldı. Ve o hava indirmeyi yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin
Kayseri'deki üstündeki CS-30'lar kullanılıyor halen. CS-60'lar çok azalsa da sayıları halen aktif durumda. Belki onlarla da bir şey yapılabilir. Ya dediğin gibi bu yurt dışındaki hava kuvvetlerinde, silahlı kuvvetlerinde PR'a çok önem veriyorlar. PR dediğimizde işte halkla ilişkiler. Sonuçta bu halkın içinden çıkan genç çocuklar Türk Silahlı, onların silahlı kuvvetlerine başvuruyor, asker oluyor. Bizde de bunun çalışmaları yapılıyor. Yani bir havuz oluşturulacaksa bunu siz nasıl yapacaksınız? Şöyle PR'la yapacaksınız. Devamlı kendinizi göstereceksiniz, anlatacaksınız, etkinlikler yapacaksınız. Yani bir uçak boyama olayı değil bu. Bir uçağı boyarsınız, bu uçak yurt dışında ve yurt içinde o kadar çok ses getirir ki insanların gururunu okşar, milli duygular öne çıkar, bir kurumsal kimliğin devamı olur. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü için de şimdi şöyle bakarsak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her birimi orada harekatta görev aldı. Mesela sabah çıkarma plajının temizlenmesinde görev alan SatSas ekibi olmasaydı o plaja çıkılamazdı. Hava indirme harekatı, nakliye uçaklarımızın, nakliye filolarımızın, Safdar Necioğlu komutanımızın tekrar burada rahmetli Rahmetli analım. analım. Onun çabalarıyla bu hava indirme harekatı olmasaydı o komandolar atılamazdı. Benzer şekilde Kara Kuvvetleri Komutanlığı zamanında kara havacılığa önem verip o helikopterleri almasaydı, Ovacık'tan komandolarımız Beşbarmak Dağları'nın arkasına indirilmeseydi uçar birlik harekatı olamazdı. Atıyorum gösteri tatbikat taburundaki tanklarımız adaya çıkmasaydı kara ilerleyişi bu kadar rahat ilerleyemezdi. F-100 uçakları, F-100 filoları olmasaydı bu arada diğer filolarımız lütfen anılmasın. Harekatın yakın hava destek yükünü çeken F-100 filolarını öne çıkarıyorum ben burada. Hepsinin ayrı görevi var. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. O F-100'lerin günde 3 sorti yapıp Rum hedeflerini vurmasaydı kara harekatı bu kadar ilerleyemeyecekti. Bu harekat yapılamayacaktı. Yani bunun o kadar çok örneği var ki. O yüzden bu yıl bütün birlikler bunun bilincinde olarak bunu kutlamalı. Denizciler ayrı, karacılar ayrı, havacılar ayrı, jandarma komando birlikleri bile çıktı Kıbrıs'a. Yani bu bir şeydir, farkındalıktır. Üniformalara bir özel rozet takılabilir, o taşınabilir. Törenlerde bunun örnekleri görüldü. Örnek veriyorum, Kara Kuvvetleri 3 tane Black Hawk hazırlayabilir. Ovacık'tan temsili, içine de komandoları koyar. Üçlü kol Black Hawk gelir Beşbarmak Dağları'na gene o Kırna'ya iner. Veya UH-1 eğer riskli görülmezse. Üç tane UH-1 temsili bir uçuş yapar. Kara Kuvvetleri bu uçar birlik harekatını yeniden yaşatmış olur. Dediğin gibi CS-30, CS-60 uçakları kuyruklarına özel logo tasarlanabilir bununla ilgili. O boyanabilir. O uçaklardan komandolar atılabilir paraşütçüler. Gene o 20 Temmuz sabahı gibi canlandırma yapılabilir. Gaziler CNN taşınıp götürebilir tabii. oraya. Yani şimdi YouTube'da dinleyiciler bir search etsinler. D-Day'de 75. yıl dönümündeydi galiba. Sağlık durumları elverişli olan kişileri bir daha paraşütle attılar Fransa'ya. Yani 75. yıl 20 Yani yaşında olsa 95 yaşında gerçekten çok enteresan. o Sonuçta C-47'ler tekrar uçtu. Tamam biz bu kadar şaşalı, ahım şahım şeyler beklemiyoruz ama ben bir Türk vatandaşı olarak yenileyim. Bu 50. yıl dönümünün Barış Harekatı'na yarışır bir şekilde kutlanmasını istiyorum. Bunun için böyle fikirler üretiyoruz. Yani bir F-4 kuyruğu boyanabilir. Yurt dışına gittiğinde o ses getirilebilir. İnsanlar çünkü merak edecek ya bu ne 50. yıl dönümü üstüne yazı yazılır işte. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlu olsun falan diye. Bunun tasarımları yapılır. Çok şeyler yapılabilir. Hatta senin ortaya attığı fikir üzerine de yine bir takipçimiz kendisi o kamuflaj boyalı F-16'nın kuyruğuna 50. yıl yazarak onu da yollamış, onu da şimdi paylaşalım. Yani Yani biz bir bir de fikir Türk atıyoruz ortaya. Bu fikrin amaç daha fazla insana ulaştırılması için
dikkate alınması, irdelenmesi, bunlarla ilgili bir farkındalık oluşturulması. Tabii Bunun da tabii. yolu uçakları farklı bir şekilde boyamaktan, farklı farklı düşünebilmekten ve bu işe, daha doğrusu tarihe sahip çıkmaktan Yani bir yatıyor. Bu faaliyet da önemli. yapılması lazım. Mutlaka yani dediğim gibi utanılacak bir şey değil. Göğsümüzü gere gere anlatmamız gereken şey. Zaten Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili doğru düz yayınımız yok. İngilizce doğru düz hiçbir şeyimiz yok. Belki bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı bir web sayfasına, Genelkurmay Başkanlığı web sayfasına bir şeyler koymalı önceden. Çünkü yabancılar tıklayacak, okumak isteyecekler. Ya ben çok yabancıya bu Kıbrıs Barış Harekatı niye oldu? Anlatmak zorunda kaldım. Hepsi böyle şaşırdı kaldı. Çünkü hep Yunanları dinlemişler. Biz Evet, bir çıkmışız yandan da adayı istila yanlış, ettik tek diyelim. taraflı işte tarihimizde bunların örnekleri ne yazık ki çok fazla. Peki şeyi Tabii. sormak istiyorum. Değerli dostumuz Profesör Doktor Serhat Güvenç ile birlikte iki kitabın çıktı Kıbrıs'la ilgili. Orada görev yapmış personelin bizzat görüştün, anılarını kaleme aldın sen. İlk kitap, arkasından ikinci kitap geldi. Seri galiba üçüncü kitapla tamamlayacaksınız. O Evet, üçüncü evet. kitapta nasıl gidiyor çalışmalar? Hedefin senin 20 Temmuz'a çıkarmak üçüncü kitabı. Ne olacak konu olarak? Biraz da onu anlatırsan çok sevinirim. Üçüncü kitabımızın konusu Kocatepe'nin batırılması. Yani bu büyük bir olay. Bizim Kocatepe, Adatepe ve Fevzi Çakmak, Marşal Fevzi Çakmak gemileri orada hava taarruzuna uğradı Türk uçakları tarafından. Bu harekatta görev alan pilotlarla görüşmüştük. İşte onları anlatacağız. Gene şey yapmadan, yorum katmadan nasıl olduğunu anlatacağız. Okuyucu karar verecek. Tabii ki hatalar olmuş. Bu sonuçta bir muharebe. Bir daha yapılmaması için önlemler de alınmıştır. Ama tarihe geçti. Bu olay oldu. Zaten bununla ilgili kitaplar da çıktı. Biz bunun hava bölümünü gene yapacağız. Yani devam ediyorum çalışmalara. Biraz zaman alıyor tabii. Şey, yorucu bir süreç. O röportajları, görüşmeleri tek tek Word'e almak, Türkçesini düzeltmek, cross-check yapmak, tekrar kişileri arayıp ya, komutanım böyle miydi, şöyle miydi? Aradan 50 yıl geçmiş yani. Dile kolay. Ve bu konuda biraz hassas olduğu için daha şey yaklaşıyor emekli pilotlarımız. Bunu yapacağız. Üçüncü kitap bu. Yetiştirmeye çalışacağız. İnşallah. Seneye de dördüncü ve son serinin son kitabı olacak. Nihai hedefimiz de Serhat'la bu 3-4 kitabın genel bir özetini yapıp İngilizce özel bir yurt dışında yayınlamak için özel bir şey yapacağız. İngilizce yayın yapacağız. Bu da artık şart yani. Dördüncü kitap ne ile ilgili olacak? Dördüncü kitapta Kıbrıs dışında diğer yerlerde nöbet bekleyen, uçak altında bomba yüklü uçaklarda her an Yunanistan'a karşı Yunanistan bir delilik yaparsa, taarruz yaparsa diye karşı taarruza geçmek üzere bekleyen filolarda neler olmuş onları anlatacağız. T-41 ile uçan, T-33 ile uçan pilotlardan şeye kadar anlatacağız. Mesela Ege'de hava devresi yapan günde 2-3 sortu uçan F-102 filolarımız var. F-5 filolarımız var. Batı'da intikal etmiş. Onların anılarını anlatacağız. Orada da çok güzel ilk kez anlatılacak şeyler var. Birini zaten daha önce kamuoyuyla paylaştık. F-102 Evet, kitabında bir Yunan uçağıyla bizim bir düşürülme düşürmeme arada kalmış bir tartışması. tartışmalı olayımız var. Daha Onu önceden da de bu konuyla ilgili de video yapmıştık seninle. evet, Yunanlar sağ olsun arada bir kızdırıyorlar bizi. Hatırlatmamız gerekiyor bu konuları. Belki F-16'lardan birini düz gri boyayıp o F-102'nin kuyruk numarasını mı versek bilmiyorum. Öyle bir öneride bulunsak o da Yani dediğim gibi çok şey yapılır. Ama ben burada şeyi çıkarmaya öne çıkarmaya çalıştım. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikonik şeyi F-100. Tabii, tabii. T-47. Bir CN-235 mesela C-47 gibi boyanabilir. Şu anda hepsi gri. Belki o da yapılabilir. Yani Solo Türk illa ben onu bir şey olarak attım. Heyecan verici ve yurt dışında da çok sıkıp gidip geliyor ya uçak. Solo Evet. Türk'ü boyanabilir dedim. Su bazlı boyayla boyanabilir. Bu iş bittikten sonra silinebilir.
Veya bir CN-235 Kıbrıs harekatına katılmış bir C-47'nin numarası vurularak ve onun kamuflajı vurularak boyanır. İçine bizim Genelkurmay Silahlı Kuvvetler'deki paraşüt birliklerinden, komandolardan karma bir ekip oluşturulabilir. 20 Temmuz'da Beşparmak Dağları'nın arkasına onlar bir temsili atlayış yapar. Her şey yapılabilir. Yani mesela şimdi aklıma geldi. A400M uçaklarımız bizim cayır cayır uçuyor. Yurt dışında da çok temsil görevi görüyorlar bunlar. Nasıl bir deniz kuvvetlerinin bir gemisi bir yurt dışında limana gittiğinde bizi temsil ediyorsa A400M'lerimiz de çok ilgi topluyor. Onların bir tane uçağın kuyruğu boyanabilir. 50. yıl dönemi Kıbrıs Barış Harekatı diye böyle bir özel tasarım yapılabilir. Bu uçak her gittiği yerde bizim bu haklı davamızı anlatır. Düşünsene yani hiçbir şey yapmadan sen kendine şey yapıyorsun, PR'ını yapıyorsun. Bir şey demene gerek yok. Uçağın kuyruğunda bir şey var. Yüzlerce fotoğrafı çekilecek. İnsanlar merak edip tıklayacak. Ya bu Türkler Kıbrıs'a niye çıkmış? Bu Kıbrıs Barış Harekatı ne? Adı üstünde. Peace Operation. Yani o kadar güzel bulunmuş bir şey ki bu. Biz barış götürmeye gidiyoruz Kıbrıs'a. Bunu anlatamamışız yıllarca. Bu çok güzel iki tane boyamayla yapılabilir diye düşünüyorum. Yani Barış Harekatı dediğin çok önemli bir noktaya bence temas ettin. Hala bu konuyla ilgili yazı yazan emekli askerler Kıbrıs Savaşı diyerek aslında bunun resmi adını her zaman kullanmak lazım. Bu bir barış harekatı. Böyle hani halk arasında Kıbrıs Savaşı olarak adlandıranın da ne kadar yanlış olduğunun ben vurgulamaya çalışıyorum. Yani yazdığımız haberlerde, kullandığımız ifadelerde Kıbrıs Barış Harekatı demeye özen gösteriyoruz. Bunu da böyle özel bir dipnot olarak vermekte fayda var. tabii dünyada bak Emine. örneği yok. Savaşa giden birliklere özel emir veriliyor. Ateş açmayacaksınız. Karşı taraftan ateş açılmadıkça ateş açmayacaksınız. Biz adaya barış götürmeye gidiyoruz diyor. Başbakan Ecevit'in konuşması var. Yani bunu hiçbir askeri şey kabul etmez. Düşünsene yani bütün inisiyatifi karşı tarafa bırakıyorsun. Ateş açılmadıkça açmamak üzere harekata gidiyorsun ve bu bir çıkarma harekatı. O kadar riskli ki. Bunu biz göze alıp bunu böyle bir yapmışız. Ama anlatamamışız. Yeterli derecede başarılı olamamışız. İşte bir şey yapmak kadar belki sonrasında anlatmak ve unutturmamak da büyük önem taşıyor. Evet, doğru Sevgili Levent, söylüyorsun. çok Unutmayalım. teşekkürler. Bu çok önemli. Bu çok, biz sadece bir işte bir kıvılcım çakıyoruz buradan. Olur olmaz. Yani kısa bir dönem. Belki de bir şeyler düşünmüşlerdir yansıtılmayan. Umuyoruz ama bunları gündeme getirmek bizlerin en azından olaya farklı bakmaya çalışan bizler açısından bence önem arz ediyor. Kamuoyuna da bunu da yansıtmamız gerekiyor. Çoğu yorumlara bakıyorum ben bu sosyal medyada. Çok saçma bulan oldu. Ya hava kuvvetleri bunu kabul etmez ziyan oldu. Ama biz şeyi başardık. Bir algı oluştu. Yani gençler hakikaten bir tıklayıp baktılar. Kıbrıs Barış Harekatı'nın Temmuz'da 50. yıl dönümü olduğunu ve bununla ilgili bir şey yapılmasını biz istiyorduk. Bunu sosyal medyada güzelce şekilde yayıldı. Biz bunu başardık. Yoksa hakikaten bu olur, olmaz. Kuvvet Milli Savunma Bakanlığı kabul eder, etmez. Bu Veya şey teknik anlamda uygulanabilir, yapılır. uygulanamaz. Çünkü Uygulanamaz ama şu çok da yapılabilir. yoğun. Ha, şu yapılabilir derler. Onu yaparlar. En azından böyle bir onları şey yapmak istedik. Böyle bir farkındalık olsun. Belki şimdi hiç yapılmayacakken bizim vasıtamızla, bizim vesilemizle belki de 20 Temmuz'da oraya hakikaten birkaç uçak gidilecek. Belki bir şeyler yapılacak. Kara kuvvetleri belki şimdi birkaç helikopter alır götürür. Ya CH-47 bile temsilidir. Kalkar gider şöyle bir uçar. Bir şey yapar. Boş geçmesini istiyoruz. Tamamen Evet, derdimiz o. derdimiz kesinlikle o. Sen de Levent, sağ çok çok ol, şey yaptın, teşekkürler. program yaptın. Ya Hem de haber yaptın. benim İyi oldu. görevim ayna tutmak bu tür gelişmeleri. 3 kişiye, 5 kişiye daha fazla insana ulaşmasını sağlamak ama bakalım bir şey ateşledik buradan. Nereye gidecek beraber göreceğiz. Katkın için çok çok teşekkürler. Ben teşekkür Üçüncü ederim. Sağ kitabı merakla bekliyoruz. olun. Sonrasında tabii herhalde bir yılı bulur.
Levent gerçekten çok ince, detaylı çalışan bir arkadaşımız. Bir yıl sonra da dördüncü kitap diyelim. Sana da Serhat abiye de çalışmalarınızda başarılar dilerim. Görüşmek Sağ üzere. Katkın için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Evet, bugün Levent Başarı ile beraberdik. Kendisi gerçekten çok önemli bir konuyu gündeme getirdi. Umarım ateşlediği bu fikir bir şekilde karşılık bulur ve 50. yılı Kıbrıs Barış Harekatı'nın bir şekilde gündeme gelir farklı bir boyamayla ve daha fazla insana. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen sorularınızı yorum yazın. Beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza halen abone olmadıysanız sizi abone olmaya bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.